Verilen tepkimeler göre X ve Y aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bir bakalım şimdi. Başlangıç ilk tepkimede bir asetilen maddesi görüyorum. Yani C2H2 ilk alkin. Asetilene su katıyorum. Asetilene su katarsam asetaldehit elde ediyordum. Diğer alkinleri su katarsam keton. Yani buradan elde ettiğim kararlı ürün yani X maddesi 2 karbonlu olan ilk aldehit. Alkinlerden ilki olan asetilen iki karbonlu, iki karbonlu keton olmadığı için oradan asetaldehit elde ediyorum. Diğer alkinler ise su katıldığı zaman keton ürünü veriyordu. Dolayısıyla buradan elde ettiğim madde asetaldehit. Asetaldehiti şurada kullanıyorum. Yani x asetaldehitti. Asetaldehit bir basamak yükseltgenirse aldehitler yükseltgendiği zaman karboksilik asit elde ediyordum. Aldehit grubunun karboksil grubuna döndüğünü görüyordum. Yani karbon zinciri bozulmuyor. Şu grup karboksil grubuna dönüyor. Biz de ona yaygın olarak sirke asiti ya da asetik asit ya da yupak olarak etanoik asit diyorduk. Dolayısıyla asetaldehit ve asetik asit yani yanıtımız B seçeneği olur. Verilen bileşikle ilgili hangileri doğrudur diye bize sorulmuş. Bileşimizi bir inceleyelim. Bileşik bir karboksilik asit. Karboksilik asit olan yere karbonil grubuna 1 diyorum. 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara. İki numarada çift bağ olduğunu görüyorum. Alken gibi zinciri okuyorum. Yani aslında iki penten diyebilirdim. Bu yapıya dördüncü karbondan metil bağlanmış. Önce belirtelim o zaman. Yani ek grubu belirtiyorum. Dördüncüye metil bağlı. Bu bileşik bir alken. iki penten. Ama hocam aynı zamanda bir karboksilik asit. O zaman onu belirt. Yani iki penten oik asit diyorsun. Yani alken ve oik asit. Dolayısıyla doymamış bir karboksilik asit bu doğru. Basit formülü nedir diye sorulursa toplam karbon sayısından yola çıkabilirsin. Toplam 6 karbonlu. Ne kadar hidrojen olduğuna bakabilirsin. 6 8 9 10 tane hidrojen var. H10. Toplamda 2 tane de oksijen göreceksin. Sadeleştirirsen C3 H5 O olur ki bu ifade doğru. Peki şuna bakalım. Tek çeşit fonksiyonel grup içerir diyor. Karboksilik asit grubu bir fonksiyonel grup alken ikinci fonksiyonel grup. O zaman coh grubu ve alken grubu olmak üzere toplamda iki farklı fonksiyonel grup içerir. Tek çeşit dediği için yanlış. Doğru olanlar 1 ve 2 yani C seçeneği. Soruda verilen tepkimedeki x bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Bir kere x bileşiğini nasıl elde ediyoruz buna bakalım. X bileşini elde etmeden önce bir aromatik karboksilik asitimiz var. Benzoik asit diyorduk biz ona. Benzoik asit. Peki benzoik asite ne yapmışız? Sodyum hidroksitle reaksiyona sokmuşuz. Aslında karboksilik asitte baz reaksiyonu yani bir nötralleşme tepkimesi. Nötralleşme olduğuna göre nötralleşme esnasında karboksilik asitteki şu H artı yonu ayrılır. Bazdan ise OH eksi gelir. Bu ikisi bir araya gelerek suyu oluşturur. Geriye kalan ise X oluşturur. Yani benzoik asitin şu kısmı kaldı. Peki bu kısmı biz Na ile bir R getiriyoruz. Orası eksiydi. Şurası Na oldu. Yani elde ettiğimiz yapı sodyum benzoat dediğimiz bazik bir tuz. Peki sodyum benzoattır bu ifade doğru. Bazik tuz olacaktı. Dolayısıyla yanlış. Çünkü bazik tuz olmasının sebebi şu. NaOH kuvvetli bir baz. Bu benzoik asit ise zayıf bir asit. O zaman kuvvetli baz, zayıf asit bizim için bazik tuz oluşturur. Asitli gıdalarda e, koruyucu gıda katkısı olarak kullanılır. Hatta etiketlerinde bunu okuma şansın var. Sodyum benzoat. Sentetik gıda üretiminde ve pamuklu kumaşların boyanmasında kullanılır mı? Kullanılır. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 3 4 yani D seçeneği. Verilen bileşikle ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Verilen bileşik salisilik asit. Ya da aynı zamanda hem karboksilik asit grubu hem de hidroksil grubu içeriyor. Hatta bunun esterleşmesiyle biz aspirin de elde edebiliyoruz. Bir bakalım şimdi yupak adı 2 hidroksi benzoik asittir. Bir bakalım. Karboksilik asit olan yere 1 diyorduk. Şurası 2 idi. Bu karboksilik asit bizim için benzoik asitti. Benzoik asitin ikinci karbonuna OH bağlamışım. Demek ki 2 hidroksi benzoik asit diye adlandırabilirim. Esterleşme tipkimesi verir. Çünkü karboksilik asitler alkollerle ester ve su oluşturuyor. Hatta bunun esterleşmesiyle e, asit anhidritle esterleşmesiyle e, aspirin elde ediyorduk. Salisilik asitin asetik anhidrit elde ediyorduk. Peki üç farklı fonksiyonel grup içerir. Üç farklı fonksiyonel grubu şöyle gösterelim. Karboksilik asit grubu kendi başına bir fonksiyonel grup. Yani COH grubu. 1. Peki alkol bir fonksiyonel grup veya hidroksil grubu bir fonksiyonel grup 2. Bu bir alkol değil tabii ki. Peki aynı zamanda. Benzen halkasının kendisi de aromatik olmaktan yana bir fonksiyonel gruptur. Toplamda 3 farklı fonksiyonel grup içerir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur. Sorumuz yağ asitleri ile ilgili. Yağ asitleri ile ilgili küçük bilgiler vereyim. Yağ asitleri. Karboksilik asitlerin yağ asit olarak kabul edilebilmesi için bir kere en az 4 karbonlu olmaları lazım. En az 4 karbonlu. Yani ilk üyeleri 4 karbonludur. Hatta ilk üyeleri butanoik asittir. Bütan oik asit. Bütün oik asitin diğer adı ise bütirik asittir. Nereden gelmiş hocam bu isim? Batırdan yani tereyağdan. Tereyağdaki asit bu asitti. İkincisi çift sayıda karbon taşırlar. Çift sayıda karbon içerirler. Ne demek istiyorsun hocam? 4, 6, 8, 10, 12, 14 gibi karbon sayıları değişebilir çift sayıda. Ama mesela 11, 9, 7, 5 karbonlu bir asit bulma şansına sahip değilsin çünkü tek karbonlu. E, dolayısıyla çift karbonlu olacaklar. Onun dışında yağ asitleri düz zincirli hidrokarbon içerirler. Yani e, bu hidrokarbon zinciri düz değilse dallanmalar varsa o bir yağ asit olamaz. Onun dışında eğer hidrokarbon zincirinde tekli bağlar varsa karbon atomları arasında bu bizim için doymuş bir yağ asittir. Eğer hidrokarbon zincirinde e çift bağların olduğu durumlar da varsa, e yani tekli bağlar da olur tabii ki aralarında. E peki bu bizim için doymamış bir yağ asitidir. Şimdi bakalım, alkil gruplarındaki karbon atomları arasında tekli bağ bulunduran karboksilik asitlerin tamamı doymuş yağ asittir. İfadeyi biraz dikkat etmek lazım. Tekli bağ görünce hemen bunların doymuş olduğuna söyleyebilirsin. Doymuş bir asittir ama yağ asit olmak zorunda değil. Çift sayıda karbon içermek zorunda. O zaman alkil gruplarındaki karbon atomları arasında tekli bağ bulunduran tüm karboksilik asitlere biz yağ asiti diyemeyiz doymuş yağ asiti. Çift sayıda karbon içermediği zaman yine de doymuş yağ asiti olamaz. Yani bir yağ asiti olamaz. Onun için bu hepsi için geçerliymiş gibi konuşulduğu için yanlış. Peki doymuş olanları katı yağlarda, doymamış olanları sıvı yağlarda bunu genel olarak kültür olarak biliyorsun. Yağ asitlerinin gliserinle oluşturdukları esterlere yağ denir. Hatta 3 yağ asiti artı gliserol ya da gliserin dediğimiz madde trigliserit yani yağ artı 3 su oluşturuyordu. Dolayısıyla bu yağ haldesiydi. Peki C17H33 kısmına bakarak doyup doymadığını anlayabilirsin. 17 bir de burası 18. Yani bir kere çift sayıda karbon içeriyor. Peki C17H33 kısmına bakınca 2 katından ne olduğunu anlıyorum. Bir eksik. Yani 17 2 katı 34 bir eksik. Yani Cn H2n 1 yapısı var. Bu onun doymamış olduğunu gösterir eğer doymuş olsaydı CnH2n artı 1 alkil yapısı olacaktı. Bu onun doymuş olduğunu gösterir. Bu yapıya uygun olduğu için doymamış yani demek ki o da doğru. Yanlış verilmiş olan B seçim. Verilen bileşikle ilgili verilen bileşik formik asit. Yani aslında metanoik asit, ilk asit. Şu gruptan bakınca formik asit de karboksik asit. Ama diğer taraftan bakan birisi için o bir aldehit. Yani aslında yapısında aldehit grubu da var karboksilik asit grubu da var. Bu bileşik bizim için formik asitti yani karınca asitti ya da metanoik asit dediğimiz bileşikti. Karboksilik asitler yükseltgenmenin son üründür yükseltgenmezler. Ama formik asit hariç çünkü yapısında aldehit grubu var. O kısım da yükseltgenerek asite dönüşür. Normalde karboksilik asitler yükseltgenmez. Ama ilk üyeleri olan karınca asiti formik asit hariç. Yaygın adı formik asittir bu doğru. İlk defa Ebu Bekir Erazi tarafından karıncaların damatılmasıyla elde edildiği için karınca asiti denmiş bu doğru. Hem yükseltgen hem indirgen özellik gösterir çünkü karboksilik asit kısmı indirgenerek aldeite, aldeit kısmı yükseltgenerek karboksilik asite dönüştür. Dolayısıyla doğru o halde failing ve de etkiler aldeit grubundan dolayı. Polimer ve deri sanayinde kullanımı yaygındır bu doğru. Yani deri tabaklamada kullanılan yaygın maddelerden bir tanesi. Sonuncuya bakalım. Yükseltgenmesiyle oluşan karbonik asit kararlı bir üründür. Şimdi biz formik asiti yükseltgersek şu aldehit kısmı da asite dönüşür. Bu elde ettiğimiz yapı H2CO3 dediğimiz karbonik asittir. Karbonik asit kararsız bir maddedir ve hızlı bir şekilde karbondioksit ve suya ayrışır. Dolayısıyla kararlı bir üründür ifadesi yanlış. Yani cevap E seçeneği olur. Yukarıdaki bileşiklerin aynı koşullarda eşit dirişinli su çözeltilerinin pH'larının karşılaştırılması istenmiş. Yani aslında şöyle de yapabiliriz. Asitlik karşılaştırması yapıp sonra pH'larını da karşılaştırabiliriz. Peki bunların arasında coh sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar ama hepsinde birer tane coh var. Karbon sayıları aynı mı hocam? Karbon sayısı azaldıkça polarlık artar. Önce şuradan başlayalım. Organik asitlerde karbon sayısı azaldıkça polarlık artar. Bu da suda iyonlaşmayı arttıran bir etki. Dolayısıyla asitlik kuvveti de ne yapar? Artar. Yani şurayı düzelteyim. Karbon sayısı azaldıkça polarlık artar, asitlik de artar. Peki, onun dışında elektronegatif atomlar olan, hidroksi veya gruplar olan, hidroksil, OH, klor, brom, iot gibi elektronegatif halojenler eklendikçe asitlik kuvveti artar. Önce şuna bakalım. Bu iki karbonlu bir karboksilik asitken bu üç karbonlu monokarboksilik asit. O zaman bunların arasında asitlik kuvveti, asitlik kuvveti karşılaştırıyorum. Fazla olan birincisi ikincisinden fazladır. Peki. Sonra bakıyorum iki karbonlu bir yapı. Peki birincisiyle karşılaştırıyorum ama ekstradan klor bağlı. O zaman 3 numara da bir numaradan daha kuvvetli bir asittir. Elektronegatif grup bağlı ekstradan klor gibi. Peki burada iki tane klor bağlı olduğu için... Demek ki 4 numara da 3 numaradan daha kuvvetlidir. O halde asitlik kuvvetini karşılaştıracak olursak 4 en güçlü asittir. Bunların aslında hepsi zayıf asit ama görece güçlü. Sonra 3 numara. Sonra 1 numara. En zayıfı ise 2 numaradır. Bu asitlik kuvveti. Peki eşit şimdi suç özelliklerini alınca asit ne kadar kuvvetliyse ortama verdiği haş o kadar fazla olur. E peki haş sayısı arttıkça pH'da ne olur? Düşer. Bize pH'larını karşılaştır dediği için pH değerleri bunun tam tersi olur. Yani ortama en fazla haşartı verenin pH'i en küçük olur. O zaman demek ki 2 numaranın da pH'i en büyük olur. 2, 1, 3, 4 şeklinde karşılaştırılır ki 2, 1, 3, 4 yani cevabımız C seçeneği olur. Karboksilik asitler aşağıdaki tepkimelerden hangisini gerçekleştiremez diye sorulmuş. Bir bakalım şimdi. Karboksilik asitler bildiğimiz asit. Dolayısıyla aktif metallerle hidrojen gazı çıkartırlar. Karboksilik asit aktif metal olan manyozyumla hidrojen çıkartıp tuzunu oluşturmuş. Yani doğru. Peki karboksilik asitler adı üzerinde asit bazlarla nötralleşme tepkimesi verir ve tuz ve su oluşturur. Yani gerçekleştirir. Karboksilik asitler indirgenir. Çünkü yükseltgenmenin son ürünü onlardır. Primer alkol yükseltgenirse aldehit o da yükseltgenirse karboksilik asit. Demek ki karboksilik asit indirgenirse aldehit o da indirgenirse primer alkol. Peki 2 karbonlu asit indirgenince 2 karbonlu aldehit elde etmişiz. Yani olur. Peki karboksilik asitler yükseltgenmenin son ürünü olduğu için yükseltgenmez. Bir tane istisna var sadece formik asit. Yani haşco yükseltgenebilir. Yapısında aldeit grubu da olduğu için. Onun dışındaki hiçbir karboksilik asit yükseltgenemez. Dolayısıyla burada yükseltgenme ile bir ester elde etmiş hatta. Bu mümkün değil. Yani cevabımız D seçeneği. Yine de E seçeneğine bakalım. Asit artı alkol ester artı su tepkimesi yani esterleşme tepkimesi verirler. Bu da zaten doğruydu. O halde yanlış verilmiş olan D seçeneği. Tepkimelerine göre X veya aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Başlangıçta ilk tepkimde bize bir ester verilmiş. Esterler yapılarında asit ve alkol içeren daha doğrusu asit ve alkolün bir araya gelmesiyle oluşan yapılardı. Bu esterin karbonilli kısmı karboksilik asitten gelirdi. E o zaman geriye kalan şu CH3O kısmı ise alkolden gelir. Biz su ile hidroliz ettiğimiz zaman şu kısım asite dönüşür ki demek ki o kısım bu. Yani şöyle X'i şuraya yazalım. X için benzen halkamız var. C çift bağ O var ve asite dönüştü. Yani ne elde ettik hocam? Benzoik asit elde ettik. Demek ki X'in yapısı buymuş. Yani X benzoik asit olacak. Bunlardan birisi. Y için konuşalım. X yani benzoik asit. Onu bulmuştuk. Benzoik asiti hidrojenle ne yapıyorum hocam? Hidrojenle indirgeyebilirim. O zaman benzoik asit bir karboksilik asit. Bir basamak indirgenirse yani buradaki olay indirgenme. Bir basamak indirgenirse aldeite dönüşür. Yani benzen halkasını koruyorum. Asit kısmını aldeite çeviriyorum. Elde ettiğim ürün benz aldeit olur. Demek ki Y'de benz aldeit olmalıymış. Yani yanıt C seçeneği. Tek değerli bir monokarboksilik asitin yani aslında şunu demek istiyoruz. Tek değerli demek bir tane coh grubu var demek. r coh. Yani uzun uzun yazacak olursak R, C çift bağ O, OH. Tek değerli karboksilik asit. Artı kalsiyumla reaksiyonu. Kalsiyum aktif metal. Asitler aktif metallerle tuz ve hidrojen çıkartıyor. Hatta değerliğinin yarısı kadar. Bu arada kalsiyum 2A grubu elementi. ne de alacağı değerlik artı 2. Onun için iki tane Rejo kullanmalıyım ki iki tane aşartıyı versin yerine bir tane kalsiyum artı iki gelebilsin. O zaman rejo iki C bileşi oluşur. Kalsiyum artı iki hidrojen artı bir olduğu için iki tane monokarboksilik asit kullandım. Artı iki hidrojen oradan ayrıldığı için bir tane H2 gaz oluşturur. İki H atomu bir tane H2. Peki bu tuzun 9.3 gramı 2 gram kalsiyum bulunuyormuş 9.3 gramda. Tuzumuz bu bu arada. Yani tuzu oluşturalım diye reaksiyonu yazdım. Peki, bunun 9.3 gramında 2 gram kalsiyum var. Kalsiyumun mol ağırlığı 40. 2 bölü 40'tan ne kadar kalsiyum var ona bakarız. 0.05 mol kalsiyum içeriyormuş. Peki, kalsiyum ne kadarsa bileşiğimizde o kadar mol. Demek ki 0.05 mol RCO2CA bileşiğimiz var ve bileşin toplam kütlesi de 9.3 gram. Şimdi bu bileşim 1 molünü merak edebilirim. Bu bileşim 1 molü kaç gramdır? İşler dışlar. Buradan ne gelir hocam? 0.5 mol 93, 1 molü 186. O halde bu bileşiği yazalım. R, 2, C. R yerine ne yazabilirim hocam? Onu da halledebiliriz. C, 2, N artı 1. Yazalım. Cn N, H, 2, N artı 1 artı Karbon artı 2 tane oksijen ve bunu 2 ile genişleteceğim. Çünkü CO2 diyorduk. Artı kalsiyum, kalsiyum 40 onu biliyorum. Eşittir 186. Burayı bir toplayalım. 186 bu 40'ı bu tarafa atacak olursam 146. 146. Şunu halledelim. Karbon gördüğüm yere 12, hidrojen gördüğüm yere 1 yazarak tamamlayacağım. Burası 14'ten artı 1. 14n artı 1. Karbon 12. Oksijen gördüğüm yere 16 yazıyorum. 32. Bu değeri 2 ile genişleteceğimi unutmayayım. Yani 28n artı 2 artı 24 artı 64. Eşittir 146 ymiş. Şimdi şurayı halledelim. 28n yalnız kalsın. Şurası 26. 64 daha kaç yapıyor? 90. 146. 28N eşittir 56'ymış. Dolayısıyla N eşittir 2 geldi. Yani N gördüğüm yere 2 yazacağım. Yani N dediğimiz şey şuradaki değer. Yani bizim R değerimizde 2 tane karbon var. O zaman şunu yapabilirim. Recoh demiştim ben ona. R, C, çift bağ, O, O, H demiştik. Bu iki karbonlu olduğu için CH3, CH2, coh şeklinde yazabilirim. Bu R 2 karbonlu. Dolayısıyla 1, 2, 3 karbonlu olur. Asitin bir molünde bir molekülünde kaç karbon atomu vardır diye sorulmuş. Bir molekülünde 3 tane karbon atomu var. Bir molünde 3 mol karbon var. Yani cevabımız C seçeneği. Bize bir aldehit verilmiş. R1CHO şeklinde. Bu bir aldehit. Aldehitler Fehling ve Tollens'i etkilerek asitlere yükseltgenebiliyorlardı. Peki Fehling çözelsini etki 51.2 gram Cu artı 2 iyonunu Cu 2 olarak çöktürüyor. Buna göre oluşan asitin kütlesi kaç gramdır diye soruluyor. Tepkimeyi yazmak istersen R1 C çift bağ O OH aldeitimiz 6. Fehling bakır artı 2 yonu 2 tane Cu artı 2 kat 2 olacak tepkimede. 1 tane Cu 2 o katı oluşturacak. Ve R1 Co dediğimiz karboksilik asitimiz oluşacak. Peki ne biliyorsak notumuzu alalım. Ama en azından molünü bulabileceğimiz şeylerin üzerine uğraşalım. 51.2 gram. 51.2 gram bakır. Bakır mol ağırlığı 64. Bölü 64 diye yapabilirim. Buradan işlem yaparsam ne gelir? 0.8 mol gelir. 0.8 mol bakır tepkimeye girmiş. 0.8 mol. O zaman ne kadar aldehit tepkimeye girmiş bulabilirim. 2 mole 1 mol. 0.8 mole 0.4 mol aldehit tepkimeye girmiş. Bu halde 0.4 molü 28.8 grammış. 0.4 molü 28.8 gram ise 1 molü ne kadardır diye kendime sorabilirim. İçler dışlar 288 bölü 4. Yani oradan ne gelir? 72. Demek ki mol ağırlığı 72. Aldehitlerin genel formülü CNH2NO eşittir 72. Yani 14N artı 16 oksijenden dolayı 72. Buradan işlem yapacak olursam ne gelir ona bakıyorum oraya attım 56 n eşittir 4 demek ki 4 karbonlu bir aldehitten bahsediyorum aldehitimiz 4 karbonluysa asitimiz de 4 karbonlu olmalı. O zaman asit için genel formülü yazacak olursam CnH2nO2 4 karbonlu olduğu için C4H8O2 peki bunun kütlesi kaç gramdır diye sorulmuş ama bunun molini biliyorum. Çünkü hepsinin katsayısı 1 olduğu için yani aldehit 1 mol ise asit de 1 mol oluşuyor. 0,4 mol. 0,4 mol ise 0,4 mol oluşuyor. Peki bunun mol ağırlığını hesaplayalım beraber. Ne geliyor ona bakalım. 4 karbon 48. 8 hidrojen 8 ve oksijen 32. Toplamda kaç yaptı hocam? Şurası 80. 88'miş mol ağırlığı. O zaman diyebilirim ki 0,4 molü kaç gram? 0,4 çarpı 88. 88. Yani ne gelir? 35.2 gram gelir ki cevabımız A seçeneği olur. Bir organik bileşim 1 mol ile ilgili çeşitli bilgiler verilmiş. Buna göre bu bileşim formülü hangisi olabilir diye soruluyor. Çinko ile tepkimesi sonucu 1 mol hidrojen gazı açığa çıkıyor. Yeterince çinko dediği için çinko ne kadar olduğunu düşünmeye gerek yok. Ama yeterince çinko ile 1 molünden 1 mol çıkıyor. Normalde karboksilik asit dediğimiz yapı eğer monokarboksilik asit ise ortama 1 molünden şuradaki H artıyı verir ve 1 bölü 2 H2 çıkar. Yani aktif metaller reaksiyonundan. Ama 1 molünden 1 mol H2 çıktığına göre demek ki yapımızda 2 tane COH grubu olması lazım. Yani arası nedir bilmiyorum. CH2N gibi ama dikarboksilik asit olduğunu anlıyorum. Bu 2 hidrojenden 1 H2 çıkar. Bir kere dikarboksilik asit olacak. Yani seçeneklerden 1, 2, dikarboksilik asit olmayanları elerim. Bu karboksilik asit yok. Bu monokarboksilik asit elerim. Bu monokarboksilik asit elerim. Peki, şimdi ikinci bilgiye bakalım. Kütleci %80'lik 200 gram bromlu suyun rengini gideriyor. Bromlu suyun rengini gideriyorsa alken ya da alkin grubu içermeli. Peki, 200 gramın %80'i brommuş. Yani bromlu suyun kütleci yüzdesini vermişti. 160 gram BR2 varmış. BR80. BR2 olarak kullanacaksın. Dikkat et 160. O zaman 160 bölü 160'dan 1 mol BR2. Bu 1 mol pi ba anlamına gelir. 1 mol BR2'den 1 mol pi ba. O zaman 1 molünde 1 mol alken yapısı var. Onu anladım. Peki alken yapısı olan bu. Diğerlerinde yani kalan seçenek B seçeneğiydi. B seçeneğinde alken yapısı yok. O halde doğru cevap A seçeneği. Yani işlem yapmasan da eledikten sonra ikinciyi kullanmadan A seçeneğini bulma şansına sahiptin. Çünkü alken yapısı arıyordun. Eledik A ve B kaldı. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneği.